Efendim Nesine TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir hafta içi bülteniyle sizlerle beraberiz. Salı bülteni, çarşamba, perşembe, cuma, hafta sonu oynanacak ligler bültene girdi. Nesine.com'da an itibariyle de oynanmaya başlandı bile. Salı bültenine baktığımız zaman çok geniş, kalabalık bir bülten görmekteyiz. 21 yaş altı karşılaşmaları var, Asya Kupası karşılaşmaları var, Dünya Kupası playoffları var. Hazırlık karşılaşmaları yine bültende yerini almış durumda. Alt liglerde oynanacak karşılaşmalar söz konusu. Biz de bu bültenden iddialı olanları biraz daha ön plana çıkartmak istedik. Tabii ki günün en önemli karşılaşması olarak playoff'ta İrlanda Cumhuriyeti Danimarka karşılaşmasını konuşabiliriz. İlk karşılaşma Danimarka'da kendi iç saha avantajını kullanamadı. Sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı İrlanda Cumhuriyeti. İkinci karşılaşmada ilk maçtaki gibi dengede geçecek gibi görünüyor. Danimarka kendi sahasında baskılı oynamış, pozisyonlara girmiş ama Midtjylland forması giyiyor. Kaleci Randolph'u geçmekte oldukça zorlandılar. İrlanda Cumhuriyeti de kalecisinin sayesinde beraberlikle döndü oradan. Bu karşılaşmada da ben açıkçası çok yüksek skor beklemiyorum. 90 dakika sonunda 2,5 gol altını, ilk yarı 0'ı, hatta yüksek oranlı bir kupon yapıyorsak 0'dan 0'ı deneyebiliriz. İlk maçtaki skor çıkabilir, maç uzatmaya gidebilir. Burada alternatif bahis seçeneklerinden de sunalım sizlere. 505 iddia koduydu İrlanda Cumhuriyeti Danimarka karşılaşması. Bu karşılaşma için maç skoru oyunu da var. 0-0 skora iddianın açmış olduğu oran 5.50. Alt liglerden de seçimlerimiz olduğunu söylemiştik. İskoçya 1. Ligine gideceğiz. 558 iddia koduyla bültende yerini alan İskoçya 1. Ligindeki karşılaşmamız bugün Ayr United Raith Rovers karşılaşması olacak. İki takımın da şu anda ligde ilk iki sırada aynı puanda bulunduğunu söyleyelim. Rakip ağlara en fazla gol atan ligin dört takımından ikisi bugün karşı karşıya gelecek. Özellikle Raith Rovers'ın deplasmanda oynadığı son maçlara baktığımız zaman AS5 deplasmanı 5-0, Queen's Park deplasmanı 5-0, Albion Rovers maçında yine en az 3 gol gördük. Takımın yarıda kalan karşılaşmasını saymayalım. Geride bıraktığı son 4 maçın 3'ünde 3 gol ve üstü bahisleri kazandırmış. Ev sahibine baktığımız zaman son karşılaşmasını Arbroath deplasmanında oynadılar. Tam 5 gol çıktıklarını söyleyelim bu karşılaşmadan. Kendi sahasında da bol gollü karşılaşmalarla izliyoruz ev sahibini. Bu sahada oynadığı son 6 maçın 5'i 3 gol ve üzerinde sona ermişti. Bu karşılaşmada karşılıklı gollerle beraber 2,5 gol üstünü kuponlarımıza işaretleyebiliriz. Brezilya Serie B'de artık son haftalar geldi ve bunlar fırsat haftaları olarak düşünüyorum. Çünkü kümede kalma mücadelesi verenler var. Bir üst lige yükselme mücadelesi var. O maçlara kuponları almak daha mantıklı duruyor. Ben 571 iddia koduyla başlayacağım. İlk karşılaşmam iddia bülteninde de Brezilya Serie B'de Caiera Paysandu karşılaşması olacak. Şimdi Brezilya Serie B'de bu iki takımın konumuna baktığımız zaman görüntü şu. Caiera 60 puanda bir üst lige yükselme mücadelesi veriyor. Paysandu 45 puanda. Burada en kötü 1 puan alarak diğer rakiplerin sonucuna hiç bakmadan kümede kalma hesapları yapıyor. Alttaki rakipleri kazanırsa küme düşme ihtimali de söz konusu. Caiera 3. sırada bir üst lige direkt çıkma yolunda ilerliyor da 60 puandılar. Onlar da bir şekilde en kötü kaybetmeme düşüncesi içerisindeler. Çünkü 5. sıradaki OS de 57 puanda. Aradaki puan farkı yine 1 puan alsa bile koruyacak. Bir üst lige direkt yarışını son haftaya taşıyacak. Dolayısıyla iki takımın ben biraz temkinli olacağını düşünüyorum. Karşılaşmada 90 dakikada toplamda 3 golün çıkmayacağını düşünüyorum. 2,5 gol altı ilk önerim olacak. Oranı yükseltmek adına ilk yarı 0 alternatif bahis seçenekleri arasında görünüyor. 572 iddia koduyla devam edelim. Luverdense Boa FC karşılaşması oynanacak. Burada da
kümede kalma mücadelesi veren iki takımın 6 puanlık maçı. 17. Luverdense ve 40 puanı var. Rakip Boa 43 puanda. Tam 6 puanlık bir maç. Ya kümede kalma umutlarını kazanacaklar, son haftaya taşıyacaklar ya da bu karşılaşmadan alacakları diğer sonuçlarla son haftaya umutsuz çıkacaklar. Her şey elinde. İç saha avantajı onlarda. Dolayısıyla ben Luverdense'yi iç saha avantajıyla da bir adım önde görüyorum. Bu anın da ligde deplasmanda oynadığı son maçlara şöyle bir baktığımız zaman da kazanmakta oldukça zorlandıklarını görüyoruz. Deplasmanda oynadıkları son 8 maça baktığım zaman kazanamadıklarını görüyorum. Onu da sizlerle paylaşalım. Brezilya Serie B'den son maçın 574 iddia koduyla bültende Santa Cruz Parana karşılaşması. Santa Cruz küme düştü. 33 puanda kaldı. Bu netleşti. Parana'ya baktığımız zaman onlar ligde 4. sırada 1-2-3-4 direkt bir üst lige çıkacak. Takipçileri var. 2 puanlık farkla OS'de 1 puanda onun gerisinde Londrina var. Dolayısıyla Parana'da tehdit var aşağı taraftan. Yerini kaybetme ihtimali de var. Santa Cruz 33 puanda. Küme düştü dedik. Rahatlar. Parana kazanmak zorunda. Santa Cruz bu rahatlıkla sahada bence gollü bir karşılaşma olur. 1.85 çok cazip görünüyor 2.5 gol üstü için. Bu orandan denemeye değer. Evet, bugün alt ligleri konuştuk. Playoff'ta oynanacak İrlanda Cumhuriyeti Danimarka maçı hakkında da görüşlerimizi belirttik. Daha fazlası tabii ki nesine.com'da sizleri bekliyor. İyi bir hafta içi bülteni diliyorum hepinize. Hoşçakalın.